Aşkım. Aşkım ne oldu? Aşkım biz nereye gidiyoruz? Ne demek nereye gidiyoruz? Aşkım çek sen. Aşkım çek sen lütfen. Aşkım ne oluyor? Dur bir dakika, tamam çekiyorum, ne oluyor? Dur lütfen dur. Tamam. Senin ablanların evi sokağın başındaki ev mi? Evet aşkım, ne oluyor, iyi misin sen? Ya senin ablanın adı ne? Aşkım Neslihan. Yok artık. Yok artık. Damla dur, ne oluyor? Damla. Sevgilim. Dursana. Sinan. Bir dakika dur, ne oluyor? Aşkım ne olur bana bir şey sorma, bak ben ablanlara gelemem. Beni, beni eve bırak. Ya da taksi. Bana bir taksi bulalım hemen. Aşkım durur musun? Ne oluyor güzelim, ne oldu sana? Bir sakin ol ya. Aşkım. Heh. Ben senin ablanı tanıyorum. Ne? Nereden tanıyorsun? İnşallah müstakbel gelininizi seversin. Şimdiden sevdim bile. Yani tekrar aynı konulara açmayayım diyorum ama son olaylardan sonra Sinan'ın bir aydır ne sesini duyabildik ne de yüzünü görebildik. Sadece Koray'la görüşüyordu biliyorsun. Aşkım Koray Moray keyfimizi kaçırma akşam akşam be. Konumuz Koray değil zaten. Ama o bile Sinan'a bu kızın çok iyi geldiğini söyledi. Koray senden önce tanıştı kızla yani. Hayır tanışmamışlar. Telefonda konuşmuşlar. Zaten bizimki kaptırınca kıza kimseyle de görüşmez olmuş. Bak sen ya. Aşk işte. Bugüne kadar bir tek kız arkadaşıyla bile tanıştırmamıştı beni. Direkt müstakbel karısıyla tanıştırıyor. Bakma bu Sinan romantik çocuk ha. Hep öyleydi biliyor musun? O yüzden benim kardeşim bu kapıdan hangi kızla girerse ben o kızın yanında olurum. Karşısında değil. Çocuklar. Gelin bakayım buraya. Şimdi bana bir söz vereceksiniz. Dayınızın arkadaşına kibar davranacaksınız. Anlaştık mı? Arkadaş değil, sevgilisi anne. Biliyoruz biz. Her şeyi de biliyorsun ya. Gel öpeceğim seni. Ah, geldi. Aşkım, aç kapıyı aç. Dayı geldi, dayı geldi, dayı geldi. Hoş buldun canım. Aşkım. Senin ne işin var burada? Abla. Sinan. Tamam biliyorum tanıştığınızı. Belli ki güzel bir tanışıklık olmamış ama şimdi konuşup halledeceğiz her neyse. Sevgilim bana her şeyi anlattı. Ne demek her şeyi anlattı? Ne anlattın sen? Abla. Çocukların yanında konuşmayalım istersen. Ayşıl sen çocukları çıkarır mısın? Ya anne ama hayır ya. Hem dayımlar da yeni geldi. Çocuklar yukarı. Hayır baba. Nehir hadi. Çocuklar hadi gelin biz hediyelerimizi açalım. Gelin bakalım. Tut. Dur ablacığım ben alırım onu. Ağır hadi bak. Tamam gel bana burada yardım et. Koş. Siz açın hediyelerinizi, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Hoş bakalım. Ben gideyim, siz yalnız konuşun. Hayır, hayır, lütfen. Hep beraber konuşacağız, değil mi abla? Abla, böyle ayaktan bekleyeceğiz yoksa alacak mısın bizi içeri? Sinan, bahçede konuşalım. Çocuklar duymasın ne konuştuğumuzu. Evet, dinliyorum. Ne anlattı sana Damla tam olarak? Senin arkadaşının kocasıyla bir ilişkisi varmış. Arkadaşımın kocasıyla? Evet. Başlarda sen yardım etmek... Ya o... elinden kurtarmak istemişsin. Hatta benim kaldığım misafirhanede kalmış bir süre. Sonra Murat seni aldatınca
aranda nasıl bir bağ kurdun bilmiyorum. İpler tamamen kopmuş gitmiş işte. Her şeyi anlattın yani, öyle mi? Evet abla, her şeyi anlattı. Benim bilmem gereken başka bir şey mi var? Sen Murat'ı affettin ya. Damla'yı nasıl affedemiyorsun? Ya bu adam seni aldattı. Bana metresin çocuğusun dedi. Benim hayatımı mı affetti bu adam? Sen bu adamı affettin ya. Sinan, kendine gel. Kendimdeyim ben. Abla, bak ben senin hatırın için gelip bu adamla aynı masada yemek yemeye tamam dedim. Sen beni kapıda bıraktın, eve almadın. Ne yaptı ya adamla sana bu kadar? Ne yapmış olabilir ki? Bir şey mi yaptı sana? Ya tamam, evet. Keşke o adamla o şerefsizle bir ilişkisi olmasaydı. Ama ne yapalım yani? Olmuş, bitmiş artık. Ne yapayım? Ya abla, onlar mı önemli, ben mi önemliyim ya? Ha? Abla, benim bu bir ayda sen yaşadıklarımı bilmiyor musun? Şimdi sen bana böyle mi davranacaksın yani? Sinan bak, biz seninle daha uygun bir zamanda konuşalım, olur mu baş başa? Ben senin bir aydır neler yaşadığını biliyorum ama... Abla, ben bir aydır hiçbir şey yaşamıyorum ya. Öldüm ben, anlıyor musun? Öldüm. Bu adam benim hayatımı mahvetti. Ya benim bu hayatta doğru bildiğim her şey yalan çıktı. Bir insanın başına daha ne gelebilir ki? Damla olmasaydı ben ne yapardım ya? Benim ilk defa gözümün içine bakan, gerçekten beni seven bir kadın oldu hayatımda ya. Ben onun elini bırakmak istemiyorum, anladın mı? İstemiyorum. Onun elini bırakırsam yere düşecek gibi hissediyorum kendimi. O yüzden şimdi ya ben Damla'yla girerim bu eve ya da Damla'yı alırım çıkar giderim. Kararını sen ver. Sen bilirsin. Sinan. Gelin lütfen. Geçin, ben bir yemeklere bakıp geliyorum. İslam, ne yapacağız? Ya bir şey söylesene, ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Söylemeyecek mi Sinan'a? Ne diyeyim? Ne söyleyeyim Sinan'a ben? Aşık olduğun kadın Murat'ın eski metresi mi diyeyim? Bu gece bir şey söylemeyeceğiz ona. Sonra bir yolunu bulup anlatacağız ama bu gece olmaz. Sinan bunun altından kalkamaz. Sonra tamamen kaybederim ben kardeşimi. Sen de artık bu gece ikisini yan yana görmeye katlanırsın herhalde, değil mi? Siz gelmeyince merak ettim. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok, bir sıkıntı yok. Bir çocuklara bakacağım ben. Ben de seninle geleyim. Sen gitme. Damla yalnız kalmasın. Ben geleyim. Çocuklar hediyelerini beğendi mi bir bakalım. Sinancığım sen otur kız arkadaşına, Murat'la biz bakarız hadi. Abla ne oluyor ya? Geldiğimden beri bir gerginlik. Çocukları görmeme izin vermiyorsun. Bizi içeri almıyorsun, yanımıza gelmiyorsun. Varsa bir şey söyle gidelim. Ablacığım niye abartıyorsun? Tamam gel bakalım. Aşkım ben geliyorum. Ben
Ben de içecekleri doldurayım. Murat abi, görüşmeyeli nasılsın? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Aklın sıra beni mi kıskandıracaksın? Ya ben öyle bir şey yapmıyorum. Ama böyle dediğine göre kıskanıyorsun belli ki. Neyini kıskanacağım ya, el kadar çocuğun? Sinan'ın mı? Vallahi çocuk gibi değil, biliyor musun? Damla, delirtme beni. Delir. Ben seni Neslihan'la düşünüp çok delirdim. Şimdi sen bizi hayal et. Sen delir. Kaç sen, kaç. Bakalım nereye kadar kaçacaksın? Ne oldu? Geldiler mi? Nasıl biri kız? Geliniyle tanışınca kalpten gitmese bari Şahik. Aşkım, yalnız kaldın değil mi? Önemli değil. Siz konuşun, beklerim ben. Biz birbirimizi bu yaşa kadar beklemişiz. Artık beklemek yok. Çocuklar inmedi mi? İyi ki inmediler. Siz masaya geçin, ben servise başlayayım. Canım ya, bana diyor ki, dayı keşke su tabancası alsaydın, sürpriz olurdu. Bayılıyorum ya, çok tatlılar. Çocuklardan çok konuştuk, biraz da sizden bahsedelim. Nasıl tanıştınız siz? Biz Koray'ın kliniğinde karşılaştık. Tabii o zaman sadece merhaba merhaba. Esas... Başka bir yerde karşılaştık, değil mi aşkım? Tesadüf yani. Damla'yla biz de tesadüfen tanışmıştık. Değil mi Damla? Hı hı. Ben çocuklar var diye konuşmadım Murat. Sen ne zaman benden özür dileyeceksin? Pardon, ne özrü? Sence? Benim seninle bir sorunum yok Sinan. Olmaz tabii. Ben sana ne yaptım ki? Ne yaptım ben sana? Sen benim anneme aldın. Sen benim ablama aldın elimden. Ben senin elinden neyini aldım? Hiç. Canım benim, ben buradayım. Benim kimsenin aldığı falan yok. Hı. Özür dilemesine gerek yok yani diyorsun, öyle mi? Aşkım. Damla, sen olmasan ben ne yaparım? Hı? Ne yapardım sen biliyor musun? Sen beni ateşe attın Murat, ateşe attın. Sen hayatımızın ortasında dinamiti koydun, patlattın. Biz ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız sana? Ne güzelmiş ya Murat Bey. Oğlum, içiyorsan ağzınla hiç adamı delirtme. Murat. Madem bana hesap soracaktın, niye geldin evime? Burası senin evin değil be. Aşkım. Burası benim ablamın evi. Aşkım otur. Oturur musun? Lütfen. Sakin ol. Otur. Aşkım otur. Gerçi sen onun da değerini bilemedin. Sen
Bu güzel kadının değerini bilemedin. Murat, bilemedin. Ben sana bir taksi çağırayım. Sen kimi kimin evine koyuyorsun be? He? Abla, ben burada kalacağım. Burada kalacağım. Sinancığım, taksiye gitmek istemezsen Müşfik abi çağırayım. O bıraksın seni. Seni. Seni değil. Sizi. Buna alış artık abla. Hem ev değil. Otel. Değil mi? Çünkü benim evim kalmadı ki. Senin kocan benim evimi yok etti. Tamam canım, sen sakin ol. Ben bir kahve yapayım sana. Ya bu kadın. Ya sen benim canımsın ya. Sen benim her şeyimsin biliyor musun? Sen benim ablam değil annemsin. Sen kimsin ya benim annemi üzüyorsun? Aşkım hadi. Ha? Kimsin aşkım, sen? Aşkım hadi kalkalım. Hiçbir yere gitmiyoruz. Abla biz bu gece misafirhanede kalacağız. Ama... Ablacığım misafirhane pis. Ben daha temiz etmedim orayı, rahat edemezsin. Sen beni istemiyor musun ya? Hı? Sen Damla var diye mi istemiyorsun bizi? Ben seni istemez olur muyum hiç? İstiyorum tabii ki. Gel götüreyim seni, gel. Murat, anahtarı alırsın. Dikkat et. Gel. Tamam canım gel. Abla tamam iyiyim ya sen yorulma bırak. Tamam tamam dikkat et. Heh. Aşkım. Canım. Sen nereden çıktın karşıma ya? Ha? Kader. Aşkım. Beni hiç bırakma olur mu? Bak ben sensiz yaşayamam. Ya ben senden vazgeçemem ki Sinan. Sen benim her şeyimsin ya her şeyim. Benim hayatımda ne ifade ettiğini görmüyor musun gerçekten? Hadi gidelim. Hadi hadi. Gidelim aşkım. Murat açsana kapıyı. Buyurun. Teşekkürler. Merak etmeyin. Ben ilgilenirim. Delireceğim artık. Gerçekten delireceğim. İnanamıyorum ya. Ellerimle soktum yine kendi evime bu kadını ben. Ne yapalım? Sinan'a söylemeyelim dedim. Şimdi sıra sende. Sen izle bakalım. Ben çok izlemişim haberim olmadan sizi dışarıdan. Şimdi sen Sinan'la Damla'yı izle. Ha belki boru patlar, evi su basar da yine seni çağırır. Neslihan, Neslihan benim suçum ne? Ben mi getirdim? Sen getirdin, sen soktun o kadını bu eve. Damla'yı öğrendim, ilk gün boşanmalıydım ben senden. Yeter ya, boşanmadın ama boşanmaktan beter ettin. Ben, beni affettin mi affetmedin mi onu bile bilmiyorum. Bir aydır sana dokunmama izin vermiyorsun Neslihan. İğreniyorum çünkü. Bana her baktığında o kadına da mı böyle baktı diye düşünüyorum. Bana her dokunduğunda... Ben kimseye sana dokunduğum gibi dokunmadım. Murat bırak beni. Ben senin kocanım.
sizinle gelemeyiz. Teşekkürler. Niye? Benim sevgilim evli. Peki sen gözümüzün içine baka baka ben evli bir erkekle beraberim diyen kızımı savunuyorsun. Anne, aynı Ece gibi. Nasıl? O da evli bir adama aşık. Bence o da boşanmak istiyor. Siz ne zannediyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Adam karısını boşayacak, sizle mi evlenecek? Mesela Murat Bey'i kaybetmemek için ne yapardın en fazla? İkinci kadın olmayı göze alabilir miydin? Biz dün gece Neslihanlar'da misafirhanede kaldık. Sinan uyuyor, sakın arama. Ben müsait olunca seni arayacağım. Aşkım. Aşkım. Günaydın. Günaydın. Biz burada mı kaldık ya? Mecburen. Kendimi rezil ettim değil mi gece? Ya sen söylemen gereken şeyleri söyledin Murat abiye. Ya ben burada kotlama yattım ya. Oh. Çok içtim aşkım. Niye ben bu kadar çok içtim? Ya aşkım yani şimdi başta böyle bizim bir Neslihan ablayla tatsızlığımız. Sonra o Murat abinin söyledikleri, yaptıkları. Ya sen de haklıydın yani bir yerde. Ama ben yine de bu sabah çok mutlu uyandım biliyor musun? Niyeymiş o? Bu sabah yine seninle uyandığım için. Öyle mi? Hı hı. Aranızda bir sıkıntı olmadı değil mi aşkım akşam? Olmadı. Hatta bence iyi bile oldu. Ya Sinan. Hı. Ben diyorum ki Neslihan ablalarla daha fazla vakit geçirelim. Bence dün buzlar erimeye başladı bile. Ya ben Neslihan ablayla eskisi gibi olmak istiyorum. Ya diyorum ki... Acaba çocukları bahane edip onları uyanınca kahve içmeye mi gitsek? Bu benim ablamı sevmeyen var mı acaba? Aşkım, ben dün geceden sonra Murat'la yan yana gelmek istemiyorum. Sen de haklısın tabii. Tamam, asma suratını. Eğer çok istiyorsan 5 dakika uğrarız ama kapıdan. Tamam, hadi gidelim. Bir dakika. Benim 5 dakikam nerede? Ama dedi, o zaman çocuklar kalkmadan gidelim. Tamam aşkım, 5 dakika. Bana koyma Ayşıl. Sen bana sert bir kahve getir. Tabii Neslihan Hanım. Sen ben dün gece için özür dilerim. Özür dileyince çözülse keşke Murat. Bak, ne yaparsın bilmiyorum ama şu kadını artık bizim hayatımızdan çıkar gerçekten. Hiçbir şey anlatmadan Sinan'ın hayatından da defolup gitsin artık. Tamam, merak etme, ben bir şey bulacağım. Annenin haberi var mı? Yok, dünden beri arıyor ne yaptığınız ya. Ne diyeyim, nasıl diyeyim? Şu kız bir defolup gitse evimizden, yani şirkete gidip yüz yüze anlatacağım. Ya telefonda anlatınca fenalaşır diye korkuyorum. Evet, telefonda olmaz. Yaşı da var zaten. Neslihan, hani Şahik Hanım öğrenirse ben bir daha iş bulamam falan diye konuşmuştuk ya. Ya ben her türlü iş bulurum. Ama şirkette tatsızlık çıkmasın yani. Baba. Oğlum. Baba ben geldim. Oh. Gelin bakalım. Anne, dayımlar uyandı mı? Daha uyanmadılar herhalde, bilmiyorum. Gel bakalım. Gel kızım. Gel.
Ver onu bana. Gel bir tane. Hemen başlayın kahvaltınızı. Hadi bakalım. Hadi Batu sen de. Ne istersin? Alo Gizem. Buyurun Şarkı Hanım. Bugün öğlene kadar olan bütün toplantıları iptal et. Ben Neslihan'a gidiyorum. Geç geleceğim. Tabii. Şahika Hanım mı? Hı. Gizem bu kadın hiç uyumuyor mu ya? Uyumuyor demek ya. İşte Şahika Hanım. O yüzden Şahika Hanım. Bak sen. Nasıl da imrenirmiş patroniçesi Şahika Hanım'a benim tatlı nişanlım. Çalışkan kadın ama. Ya bırak Allah aşkına Gizem. Çalışkan kadın. Sadece çalışkanlıkla bu koskoca şirket yapılır mı ya? O paralar, arabalar, evler, o varlık, o mal, mülk. Sadece çalışarak yani. Gerçi sen benden çok daha şey biliyorsundur Şahika Hanımcığının çevirdiği dolaplarla ilgili ama. Gizem. Hı. Bana birkaç bir şey anlatsana ya. Hayır Balkan. Hadi yemeğini ye. Anneciğim yumurtalı ekmek çok güzel olmuş. Afiyet olsun bir tanem. Aşkım anne gel. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ne yapacağız? Yanına gidelim. Of. Neslihan. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Dün geceden beri telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Meraktan öldüm. Tamam sen şöyle gel otur anlatacağım ben sana. Şahika anne hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Bir su verin bana bir su. Ayşıl. Ayşıl bir bardak su anneme hemen. Anne bak dayım bana ne aldı? Ay ne güzel. Ah bir tanelerim bak Müşfik abiniz geldi. Hadi bakalım okula sizi okula bırakacak. Beslenme çantalarınızı da alın hadi bakalım. Gel. Ama ben dayımla oynayacaktım. Sonra oynarsınız bir tane. Ayşıl ablası. Tamam. Hadi. Hadi. Nasıl hissediyorsun? İyi misin? İyi değilim. Yani sen telefonlara cevap vermeyince 50 tane şey kurdum kafamda. Ne oldu kızım? Dün akşam kötü bir şey mi oldu? Sinan. Anne sakin ol. Lütfen bak kendini düşün sakin ol. Senin ne işin var benim oğlumun yanında? Dün gece yeterince konuştuk. Bir de sen başlama lütfen. Ne demek başlama? Sen bu kızın kim olduğunu biliyor musun? Neslihan söylemedin mi Sinan'a? Sinan her şeyi biliyor anne. Biliyor. Biliyor hala bu kızın elini tutuyor. Bu kız değil. Bir adı var. Damla. Aşkım. Ya benim yüzümden bir gerginlik çıkmasın ya. Ben gideyim. Hayır kal. Aşkım. Lütfen. Ne aşkı ya? Ne aşkı? Sen bizi salak mı zannediyorsun? Bir ay öncesine kadar evli bir adama aşık değil miydin sen? Bir ayda ne çabuk benim oğluma aşık oldun. Ben biliyorum. Ve böyle kabul ediyorum. Oldu mu? Ben kabul etmiyorum. Adam karısına yuvasına döndü bunu bıraktı. Bu intihar etti. Onu da biliyor musun? Evet biliyorum. Her şeyi anlattı bana. Bizim hayatımız sizinkiler gibi böyle yalanlarla, dolanlarla, sırlarla dolu değil çünkü. Sinan sen ne diyorsun? Sevgilim bana her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı diyor ya. Oğlum, maya ne demek biliyor musun sen? Bir şey bir insanın mayasında ya vardır ya yoktur. Bu kız evli bir adamın metresiydi. Anlıyor musun? Metresiydi. Anlıyorum. Anlıyorum. Ben de babamın metresinin çocuğuyum. Unuttun mu? Herkes bir sakin olabilir mi lütfen? Geçip oturup konuşabilir miyiz bu meseleyi?
Anne gel, gel şuraya otur. Gel, gel Kerem. Aşk gel, otur şuraya, gel. Aşkım, tamam. Şarkan Hanım'ın bak başı tuttu, gidelim ne olur, bir şey olacak. Neslihan, bak bak bir de beni düşünüyor Göya. Oğlum, bu seni kullanıyor. Farkında değil misin sen? Sinan, Ahmet, Mehmet, onun için fark etmez. Onun derdi zengin bir kapıya kapak atsın, sınıf atlasın. Başka derdi yok onun. Ya yeter artık ya. Yeter, sözlerinize dikkat edin artık. Damla benim sevgilim. Yakında da karım olacak. Böyle üstüme gelmeye devam ederseniz en kısa zamanda o yıldırım nikahını kıyacağım. Yürü Damla, gidiyoruz. Murat yardım et, annemi içeri taşıyalım. Murat yakala şu çocuğu. Tamam. Yakala. Murat sen Sinan'a bak, tamam. Anneciğim gel. Sinan. Sinan. Ya bırak oğlumu. Oğlum annenin halini görmüyor musun? Bu işler böyle yakıp yıkmakla çözülmez. Ya sen karışma. Zaten ablamın hatırına bakıyorum senin suratına. Sen karışma Murat. Aşkım anahtarı unuttum. Sen bekle, geliyorum. Sen benim inadıma Sinan'la mı evleneceksin şimdi? Bak Sinan'a hiçbir şey söylemeden ayrılırsan Neslihan dünyaları serer önüne. Ayrıl. Hem kendi hayatını kurtar hem benimkini. Neslihan şimdi bir de bana para mı teklif ediyor? Sen de buna elçilik mi ediyorsun? Dünkü çocuk dediğin Sinan'a bir dön bak. Dön bak da örnek al. Nasıl yaptı senin yapamadığını? Herkesin karşısında benim için dikildi. Hadi aşkım gidiyoruz. Ne diyor bu sana? Ne desin ya? Sinan'dan uzak dur falan. He. Ona mı kalmış? Saçma işte. Her şeye karışıyor. Anne tansiyonun 16/10. Ayşın, hadi bir limonlu su getir artık. Ben de Dilal kapını vereyim. Ya niye sıkıyorsun bu kadar kendini? Al şunu. Ne oldu? Konuştun mu Sinan'la? Konuştum. Aile meselelerimize karışma dedi. Annesinin, ablasının adam yerine koymadığı Murat'ı abi diye sayar mı çocuk? Sen de çok abilik yaptın ya sanki. Tamam, sen düşünme şimdi bunları. İç limonun suyunu, geliyorum. Ay. Ben. Murat. Konuşabildin mi? Sallamadı dedim mi? Sinan'ı sormuyorum ben. Diğerini soruyorum. Kabul etmedi. Para falan istemiyor yani. Seni istiyor çünkü. Hala seni istiyor. Dünkü çocuk dediğin Sinan'a bir dön bak. Dön bak da örnek al. Nasıl yaptı seni yapamadığını? Herkesin karşısında benim için dikildi. Tamam. Çok iyi anladım ben sizi. Merak etmeyin, hiç ihmal etmeyiz. En yakın zamanda getireceğim ben onu. İyi günler, sağ olun. Bak gördün mü? Senin durumunda biri için bu tansiyon hiç iyi değil. Hadi inat etme artık, kalk gidelim ne olur. Tamam, sen şimdi bırak onu, ben sonra giderim ona. Sen bana anlat bakayım, bunlar nerede tanışmış, nerede karşılaşmış? Anne, bu durumda bile bunu mu düşünüyorsun sen? Yapma artık. Tamam, tamam sakin ol, anlatacağım, tamam. Yani duyunca ben de çok şaşırdım ama... ilk defa Koray'ın muayenehanesinde karşılaşmışlar.
Ah Neslihan, ah Neslihan. Ben sana artık hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam, hadi neyse. Geçmiş artık. Şimdi bu Koray, Sinan'la hep beraber. Niye bize Sinan'ın arkadaşı Damla demedi? Yani Damla'nın senin arkadaşın olduğunu biliyor. Niye söylemedi bize? Onu ben de bilmiyorum. Ama zaten ben bu konuyu konuşmak istiyordum Koray'la. Tamam, konuş. Al, ara hemen gelsin buraya. Hemen gelsin, anlatsın bize ne olduğunu, hemen. Anne, tamam, sakin ol. Tamam, arıyorum. Tamam. Neslihan? Koray, selam. Seninle bir konu konuşmak istiyorum ben. Annem de burada. Bize gelebilir misin? Tabii, tabii gelirim de bir şey mi oldu? İyi misin sen? Sen gelince konuşuruz. Peki, iyi değilim ben. Tamam. Tamam. Yarım saate geliyorum. Bekliyoruz. İnşallah bu kız ağzından bir şey kaçırmamıştır. Aşkım, ben bir elimi izin bakayım geleyim, tamam? Kaç saat oldu mesaj atalı aramadın. Neslihan çağırdı beni. Gidiyorum şimdi. Nasıl geçti dün gece? Her şey yolunda gitti mi? Merak etme, her şey konuştuğumuz gibi oldu. Kudurdular. Ondan çağırıyorlardır seni. Aşkım, tamam biliyorum çok üzüldün. Ama artık sıkma canını, lütfen. Bak, ben bu intihar olayını sana söylemediğim için çok özür dilerim. Ben Şahika Hanım'dan bir anda duyunca çok şaşırdığını biliyorum. Ama ben zaten sana anlatacaktım. Yani hiç vakit olmadı. Ama ben... Tamam aşkım, biliyorum. Ben sana kızmadım zaten. Ben sadece senin adına üzüldüm. Sen her zaman benim yanımda oldun. Zor zamanlarımda beni böyle kabul ettin. Bak, ben de bundan sonra senin hayatını kolaylaştırmak için her zaman senin yanında olacağım, tamam mı? Hadi şimdi kalk, üstümüzü değiştirelim, hadi. O gün orada karşılaşmamız, iki ortak geçmişi olan insanın birbirini bulması, ne tesadüf. Ama ben senin yaralarını iyileştireceğim. Bu yaralara öpeceğim. İyi geleceğim o yaralara. Sen de benim yaralarımı iyileştireceksin. Damla mı? Yani Sinan'ın sevgilisi o... Senin arkadaşın olan Damla mı? Evet. Yani Koray, sen bunu nasıl bilmezsin? Bunlar ilk defa senin kliniğinde tanışmışlar. Orada karşılaşmışlar. Bir aydır da Sinan'la tek konuşan, tek görüşen sensin. Neslihan, gerçekten bilmiyorum. Evet, benim kliniğimde tanıştılar ama hiçbir zaman bana Damla demedi ki. Ben kaç kere sordum, oğlum biz bu kızla tanıştırmayacak mısın, kimdir bu kız falan geçiştirdi beni. Yani şimdi Sinan'ın sevgilisinin Damla olduğunu sen bilmiyordun. Hayır. Ya bırak Allah aşkına Koray. Aralarını bile yapmışsın işte. Neslihan, bu evde olmayı sevmediğimi biliyorsun ama sen çağırınca... Gelme o zaman kardeşim, gelme ya. Neslihan seni aramış. Anında fırsatı kullanıp hemen gelmişsin buraya. Fırsatçısın, ben sana söylüyorum. Murat, kesin artık. Sırası değil. Evet Şahika Hanım, sırası değil. Ayrıca Sinan'ın sevgilisinin Damla olduğunu bilsem sence... bunu Neslihan'a söylemez miydim? Belli ki o da söyleyeceğimi düşündüğü için... anlatmamış bana. Peki, ne yapacağız şimdi? Siz peki Sinan'a bir şey söylediniz mi Damla ile ilgili? Yani
ben sabahleyin onları el ele görünce sinirlendim tabii. Biraz fevri davrandım. Sinan da sinirlendi. Ben de Yıldırım nikahı yaparım dedi, çekti gitti. Hiç iyi yapmamışsınız Şahik Hanım. Hiç iyi olmamış bu. Ya ne yapacaktım Koray? O kızın niyetini hepimiz biliyoruz. Şahik Hanım bakın, Damla asla Sinan'a uygun biri değil. Haklısınız. Ama Sinan öz annesinin siz olmadığını daha yeni öğrendi. Yani kendini hayatında hiç hissetmediği kadar yalnız hissediyor. Yani siz hepiniz onun karşısında durursanız bu onu Damla'ya daha fazla itmek olur. Damla akıllı kız. Belli ki çocuğun aklını başından almış. Siz böyle bu şekilde hepiniz ona sırtınızı çevirirseniz bu onu Damla'ya altın tepside sunmak olur. Oysa Sinan'ın huyuna gidip Damla'yı sürekli gözünüzün önünde tutarsanız en azından Damla'nın gerçek yüzünü ona göstermek için bir imkanınız olur. Bakın sizi korkutmak istemem ama Sinan şu an çok hassas durumda. Yani bir travmayı daha kaldıramaz. Söylemeye dilim varmıyor ama yani kendine zarar vermesi hiç olasılık dışı bir şey değil. O yüzden sakin ve mantıklı davranalım. Olur mu? Annem. Aç. Aşkım açsana. Ya bak zaten iyi değildi. Bir şey olursa üzülürsün. Gerçekten seni hiç tanımıyorlar. Seni bir tanısalar. Açıyorum. Alo. Sinan, oğlum neredesin? Oteldeyim. Nerede olacağım? Ben ablandayım. Şahik Hanım. Ablanla beraber oturuyoruz. Bir gelir misin konuşalım? Seninle konuşulmuyor ki. Sen konuşuyorsun, ben dinliyorum. Sen sadece bağırıyorsun. Evet. Haklısın oğlum. Ben sabahleyin çok fevri davrandım. Yapmamam gerekiyordu. Özür dilerim. Hadi gel, ablanla ikimiz konuşmak istiyoruz seninle. Ben sabah olanlardan sonra o eve gelip Murat'ın suratını görmek istemiyorum. Tamam. Keşke onun yanında bizle böyle konuşmasaydın. Tamam oğlum, şöyle yapalım. Ben şirkete gideceğim şimdi. Sen de oraya gel. Odada konuşuruz. Olur mu? Tamam, geliyorum. Konuşmak mı istiyorlarmış? Evet. Sana demiştim aç diye. Ben hazırlanıp çıkayım o zaman. Anne, ben de seninle geliyorum. Seni bu halde bırakamam. Hem de şimdi bir tatsızlık çıkmasın. Müşfik Bey de gelmedi. Sen bırakırsın beni artık. Ben gelmeyeyim. Şimdi Sinan beni görmek istemiyor ya, ters tepmesin. Ben geleyim Şahik Hanım isterseniz sizinle. Hem Sinan beni kırmaz biliyorsunuz. İyi olur Koray. Sen de gel bizimle. Hadi çıkalım. Aşkım, annenlere yükselme bak. Yaşı başı var kadının. Tamam, tamam sevgilim. Efendim Murat. Neredesin? Oteldeyim. Yalnız mısın? Beni mi özledin? Konuşmamız lazım. Hangi otel? Sizin evin oradaki büyük oteldeyim.
Tamam. 10 dakika orada olurum. Gelince ararım. Peki madem. Efendim Koray? Ha, Neslihan'ların yanındaydım, açamadım. Ne oldu? Sinan şirkete gidiyor Şayka'yla konuşmak için. Onu söyleyeyim dedim. Biliyorum, yanlarındaydım dedim ya. Ben de gidiyorum şimdi. İşlem tamam. İnandılar. Sinan'ın huyuna gidip seni yanlarında tutacaklar. Şimdi sıra sende. Murat'ı hızlıca kandırman lazım. İşte ne bileyim, nasıl yapacaksan onu sen biliyorsun. Onu hallettim bile. Bana geliyor. Ne diyorsun? Bu kadar çabuk. Ha, ondan o şirkete gelmeyeyim dedi. Vay be, bu kadarını ben de beklemiyordum. Dün gece ne yaptıysan işe yaradı belli ki. Sinan'ı burnunun dibinden ayırma dedin. Ayırmadım. Aynen devam. Bana bak, sakın yüz verme. Murat'ı şu an sana çeken tek şey kıskançlık. Şirketteki yeri gibi seni de Sinan'a kaptıracağı için kuduruyor. Asla yüz verme. İyi, tamam tamam. Merak etme, ben şimdi hazırlanacağım. İyi, hadi haber ver bana. Neden derdim bedel verdiğim boyun buyum suyum buyum marka oyunu bozan boyunu sayan lafta batır batır keten nereye geldin harıl hurul keken nereye geldin sözün mözün erin güveni olmaz asın kesin basın işim olmaz wow wow nereden yükseklerdeyim yine ben değişim dolu yaşasak benden hayatı üstüme feshederken hiç poz vermem orduma takılırım erkenden elini tutmam için daha erken seni bulmam için zaman vermem soyadımla sana eşlik edeceksen. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, ben Koray'ı bekleyeceğim. Sen çık. Ne bekliyorsun kızım? Yukarı çıkalım, gelir o. Gelir şimdi. Sen çık, geliriz biz de. Tamam, ben yukarıdayım. Beklemeseydin gelirdim ben. Olur mu hiç öyle şey? Sen bizim için bir sürü şey yapıyorsun. Aşk olsun. Sinan benim de kardeşim sayılır. Çok saçma değil mi yaşadıklarımız? Bu belayı başımıza Murat sardı. Yani kendileri ne yapıyorlarsa yapsınlar umurumda bile değil ama kadın rahat durmuyor ki. Önce çocuklarıma musallat oldu, şimdi de kardeşime. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhabalar. Belki en başından bu kadar affedici, bu kadar anlayışlı olmasaydı işler bu noktaya gelmezdi. Koray, sen yapma bari. Benim gerekçelerimi sen bilmiyor musun? Ben seni suçlamak için söylemiyorum. Sadece Murat'ı affetmen Damla'nın saplantılı hislerini iyice azdırdı bence. Ben Murat'ı affetmedim. Çocuklar için benimle aynı evde yaşamasına izin verdim. Hepsi bu. Damla öyle görmüyor. Ya Damla'nın ne gördüğü benim umurumda değil. Madem bir savaş açtı, karşılığını alacak. Aileme musallat olmak neymiş göstereceğim ben ona. Bu psikolojik bir savaş Neslihan. Sinirine hakim olamayan kaybedecek. Damla'nın Sinan istediği falan yok. O Murat'ı geri istiyor. Bunun için açtı bu savaşı. Eğer evliliğine bir şans daha vermek, onu kurtarmak istiyorsan bundan sonra Murat'ı gözünün önünden ayırma. Ben eskiden senin olan birinin şimdi başkasının olması ne demek? Çok iyi biliyorum. Koray. Eski mevzuları açmak için söylemedim. Ama Murat'ın içinde Damla'ya karşı en ufak bir şey kaldıysa... özür dilerim, boş ver. Ne? Murat'ın içinde Damla'ya karşı en ufak bir şey kaldıysa ne? Onu Sinan'la bir kere görmesi demek. Damla'nın Murat için daha büyük bir cazibe noktası olması demek. Çok dikkat et Murat'a. Sonra yine üzülmediğini söylüyorum. Hoş geldiniz. Biz de kahve rica edebilir miyiz? Tabii. Şahika Hanım, iyi misiniz? Yüzünüz biraz beyaz. Hiç iyi değilim Koray. O pis kız bütün sinirlerimi alt üst etti. Ha,
Hayır yani ben daha ilk gördüğüm anda söyledim. Ama kimse inanmadı bana. Tabii buldu şimdi o Safa oğlanı. Anne gerçekten mama ya. Ya beni mi suçlayacaksın? Yalan mı kızım? Sen Şükret kocanı kaptırmamışsın buna. Hayır yani biz Sinan'ı çeker alırız. Ama ya Murat onun tuzağına düşseydi? Hı? İşte o zaman mahvolmuştuk. Ne bakıyorsunuz öyle? Doğru söylüyorum. O kız için adamın kim olduğu önemli değil. Yağlı bir kapıya kapak atsın yeter. Onun derdi bu. Ya ama böyle olmuyor Murat. Ya, ya aşağıda birisi görseydi seni. Resepsiyonu falan adını vermedin değil mi? Bak Sinan duyarsa çok kötü olur. Vermedim tabii ki adımı falan. Ayrıca Sinan duysa ne olacakmış ya? Geç içeri ya, geç biri görecek seni. Bırak şimdi ya kahveyi Mavi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Amacın ne? Böyle garip garip hareketler. Bütün gece Sinan'ın içine düştün. Ne yapıyorsun? Bu neyin tribi ya? Görmediğin bir şey mi? Ya o zaman başkaydı. Şimdi başka. Geldin Sinan Bey. Ben ne yapıyorum ya? Asıl Damla'dan özür dilemesi lazım. Ya kızım ben seni tanımıyor muyum? Sinan'ı kullandığını bilmiyor muyum? Senin ne işin olur Sinan'la? Ne söyleyeyim ya, ne söyleyeyim? Haklısın mı diyeyim? Ya ne istiyorsan söyle, istediğin şeyi söyleyeyim. Ya benim ne istediğim önemli değil. Doğruyu söyle bana. Emin misin? Damla, söyle. Peki madem. Sinan'ı seviyorum. Rakia. Seviyormuş. Merhaba, teşekkür ederim. Ya niye inanmıyorsun ya? Niye gülüyorsun? Tamam ben sana zaten Sinan'la tesadüfen tanıştım demiyorum. Ne yaptıysam sana olan hırsımdan yaptım. Ama ya bir ayda birçok şey değişti. Ya bir düşün. Sen Neslihan'la bir ay önce nasıldın, şimdi nasılsın? Ya bir ayda gerçekten birçok şey değişti. Başka ne değişti ya? Söylesene bana. Ben değiştim. Evet, değiştim. Ya benim aşk sandığım hastalıklı bir ilişkim varmış. Ya ben Sinan'dan aşkın ne olduğunu öğrendim. Evet. Ya beni seviyor, sayıyor, sahipleniyor. Ya adam gibi elimden tutup sevdiğim kadın diyor. Benden ne isterim? Hoş geldiniz. Ya sen niye bana inanmıyorsun ki? Ben sana 2 yıldır bir aile kurmak istiyorum dedim ya. 2 yıldır. Şimdi Sinan benim ailem olunca mı zoruna gitti? İnanmıyorum. Sen ne yapıyorsan bana çok aşık olduğun için yapıyorsun. Söyle hadi. Söyle. Sana hala çok aşığım de.
Unutamıyorum seni de. Sinan'layım ama sana hala çok aşığım de. Söyle. Aşkımdan ölüyorum de söyle. Ne yapıyorsam seni kıskandırmak için yaptım. Onunlayken her an seni düşündüm. Her an. Sen böyle oyunlar oynayarak benden intikam alabileceğini mi düşünüyorsun? Farkındaysan ben seni çağırmadım. Sen geldin. Geldim. Ama onu bırak da benimle ol demeye gelmedim. Böyle şeyler kuruyorsan vazgeç bunlardan. Az önce de öpmüyordun zaten beni, değil mi? Ya bırak. Kim o? Benim aşkım. Sakla. Sakla. Bak sakın, sakın sesini çıkarma. Aşkım. Sen şirkete gitmedin mi? Yok, gitmedim. Bunlar ne? Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun ki benden? Çünkü şirkete gittiğimde bir anda aklıma geldi. Eğer konuşulacaksa hep beraber konuşulacak. Eğer annem özür dileyecekse asıl senden özür dileyecek. Bir daha asla seni arkamda bırakmayacağım. Asla. Sen benimle. Nasıl? Nasıl yani? Aşkım sabah da söyledim sana. Bak hemen, hemen yapalım bu nikahı. Hiç ama hiç zaman kaybetmeden. Olur mu? Benimle evlenir misin? Tabii ki evlenirim. Tabii ki. Hakan neredesin? Şirketteyim patron. Hani şu şirketin yanında yemek yediğimiz yer var ya. Evet. 15 dakika yordu. Tamam, çıkıyorum hemen. Yaz, Necati Dinçer. Tamam mı? Oldu mu? Şimdi nerede bulabilirim ben daha Murat Bey? Murat Bey bugün şirkete gelmedi. Nasıl gelmedi? Ne demek gelmedi? Gelmemek ne demek? Ben onu bilemiyorum tabii. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş geldiniz Sinan Bey.
Hayda. Bu kim ki şimdi? Ben bir şey soracağım. Şimdi demin hani biri girdi ya içeri. Herkes bir hazır ola geçti falan. Ne o? Kim o? O patron mu? Murat Bey belki biliyordur diye şey yaptım da. O patronumuzun oğlu ama maalesef onu da soramam Murat Bey'e. Ben zaten sizin notunuzu aldım. Murat Bey'in asistanına ileteceğim geldiğinizi. Tamam. Sağ ol. O zaman ben... Ne gideyim? İyi günler. Sen bizim uyanık yeğene bak hele. Çıta yükseltmiş. Hala gelmedi. Bir saat oldu. Arayalım mı şu Sinan'ı? Gerek yok anne. Gelirler birazdan. Aramayalım. Ben senin kadar emin değilim kızım. Ben artık oğlumu tanıyamıyorum. Hayır yani o kızın ağzının içine bakıyor. Dediyse gitme Sinancığım diye. Nereye? Bir saattir aynı şeyleri konuşuyoruz. Dışarı çıkıp hava alacağım. Bunaldım. Damla'nın Sinan istediği falan yok. O Murat'ı geri istiyor. Bunun için açtı bu savaşı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Neslihan ablacığım. Ya Sinan ille de gel, ille de gel deyince geleyim dedim. İyi yaptınız. Hep beraber konuşuruz içeride. Sinan, Damla ile beni 2 dakika yalnız bırakır mısın? Sanırım bir özür borcum var. Olur, konuşun. Evet. Bekliyorum özrünü. Demek Sinan'ı çok seviyorsun öyle mi? Çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorsun yani. Vallahi az önce bana evlilik teklif etti. Öyle mi? Sen kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ne diyorsun sen ya? Senin derdin Sinan Minan değil diyorum. Derdinin ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sen Murat'ı istiyorsun. Ben senin kocanı unuttum. Ama o beni unutabildiğime emin değilim. Gerçi unutmasa da Hakkı biliyor musun? Ama ben seni seviyorum ve onunla gerçekten bir aile kurmak istiyorum. Ama anlaşılan sen özür müzür dilemeyeceksin. O yüzden ben müstakbel kocamın yanına gidiyorum. Peki. Madem oyun oynamak istiyorsun, oynayalım o zaman. Bu sefer kuralları ben koyarım. Haberin olsun. Ne diyorsun sen ya? Sinan'la mı evlenmek istiyorsun? Hadi evlenin. İzin veriyorum. Sonuna kadar destekliyorum seni. Nasıl? Sen... Yani diyorum ki... kendi kazdığın kuyuya kendin düşeceksin. Bu sahte evliliğe kendini sen mahkum ettin. İkimiz de Sinan'la evlenmeyeceğini biliyoruz. Sen hiçbir zaman bir aile kuramayacaksın Damla. Hayatın boyunca da benim aileme... hep böyle uzaktan hasetle bakacaksın. Bu savaş sen başlattın. Gelsene canım. Merhaba. Damla Hanım.
Hoş geldiniz. Aslında biz Sinan'ı bekliyorduk ama sizin de gelmeniz iyi oldu. Bu sabahki olaylardan dolayı özür dilerim. Olur mu Şerke Hanım? Olur olur. Sizi geçmişinizle yargılamamam gerekiyordu, doğru değildi. Ama siz beni zaten hep bir başından... Geçmişi konuşmayalım artık. Bence. Koray haklı. Siz Neslihan'ın arkadaşı olarak değil, Sinan'ın kız arkadaşı olarak buradasınız. Buyurun, oturmaz mısınız? Seve seve. Oğlunuzu gerçekten çok sevdiğimi zamanla anlayacaksınız. Tabii ama ben ilişkinizi tasvip ediyorum diyemem. Ama zaman her şeyin ilacıdır diyelim. Oğlum, ben herkesten çok senin mutlu olmanı isterim. Biz bir aileyiz. Ben senin annenim. Sağ ol anne. Bana yeniden anne dedin ya. Ben de anne isterim. Göreceksin. Her şeyi tamir edeceğiz. Biz Damla ile evlenmeye karar verdik. Bugün evlilik teklif ettim ona. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ama bence biraz daha birbirinizi tanısaydınız daha iyi olmaz mıydı? Anne, biz kararımızı verdik. Sinancığım, Damlacığım, ne güzel bir haber. Ne diyorum biliyor musunuz? Bence hemen nişan yapalım. Neslihan, ne nişanı kızım? Ben birbirlerini tanısınlar diyorum, sen nişan diyorsun. Anneciğim, tanırlar. Daha düğün hazırlıkları var. Öyle değil mi? Düğün hazırlıkları yaparken onlar da birbirlerini tanırlar. Aşkım, sen ne dersin? Bence Neslihan abla çok doğru söylüyor. Çok güzel bir fikir. Tamam o zaman. Nişanı hemen yarın bizim evde, bizim bahçede yapalım. Olmaz Neslihan, olmaz. Yetişmez kızım, olmaz. Yetişir anne, yetişir. Ben yetiştiririm, sen merak etme. Her şeyi kendi ellerimle hazırlayacağım. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Hı? Ne demek Damlacığım? Ne de olsa artık biz bir aileyiz. Patron? Telefonda öyle telaşlı telaşlı konuşunca hızlı hızlı geldim. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Şahika Hanım'la ilgili bir şey bulamadın mı? Bir aydır takip ediyorsun. Yani şirketteki bütün dosyaları inceledim patron. Geçmiştekileri bile. Gizemle de konuşuyorum çokça. Ağzından laf almaya çalışıyorum ama yok. Yani yok yani. Her şeyi usulüne uygun yapmışlar. Şahika Hanım'ın şirketle alakalı bir açığını bulmamız mümkün değil. Sadece Şahika Hanım'ı değil, Sinan'ı da. Sinan? Sinan'ı da bitireceğiz. Sadece Şahika Hanım'ı bitirirsek Sinan onun yerine geçer. Bizim ikisinden de kurtulmamız lazım. Anlıyorum ama ben bir açık bulamadım patron. O zaman biz de kendi açığımızı yaratırız. Nasıl yani?
Evrak üstünde oynayıp Şahika Hanım'ı kanun önünde suçlu duruma düşüreceğiz. Ben senden başka bir şey isteyeceğim. Harun Bey'in numarasını bulabilir misin bana? Harun Bey mi? Şahika Hanım'ın eski kocası, Neslihan Hanım'ın babası olan Harun Bey mi? Çekil şu ayaklarını kocam. Diyorum ki ben Necati'ye. Allah aşkına bir kere daha anlat ya, bir kere. Tövbe estağfurullah. Kızım bu masal mı, 50 kere aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorsun bana ya? Baksana masal gibi aynı. Ne, yok mu o şey? Ne? Kül kedisi işte. Aman işte, bizim kız burada hani kül kedisiydi. Orada Cinderella oldu aspan. Ya işte ne olmuşsa olmuş. Çetayı yükseltmiş bizim yeğen. Onu diyorum yani. Ama var ya, aha da bak buraya yazıyor. Yaza çıkmaz evlenir o. Allah işte. Evlenmelerini bekleyecek durumumuz yok. Bak mesela bugün eski damada şirkete uğradım. Onu da bulamadım yerinde. Telefonlarımı da açmıyor. Dur ben şu Damla'yı bir arayayım da. Ne diyeceksin Damla'ya şimdi? Ya, ne diyeceğim, ne diyeceğim? Aa bu amcan taş mı yesin yeğenim diyeceğim, ne diyeceğim? Allah Allah. Aşkım, ayakkabımı giyeyim, hazırım. Tamam aşkım, geliyorum. Ne var? Vallahi haberler sende yeğenim. Eski damattan şirketin oğluna terfi etmişsin. Bayağı yükselmişsin, hayırlı uğurlu olsun. O ne demek ya? Sen nereden biliyorsun? Benim bilmediğim 5 vakit namaz yeğenim. O da şeytan kıldırmıyor, bildin mi? Bana bak. Sizi bugün şirkette el ele gördüm. Belli ki Şahika'nın oğluyla oynaşmana izni var. Da, damadın eski manitası olduğunu öğrenirse yine de izin verir mi? Bak bunu bilemedim ben şimdi. Doğru konuş, ne oynaşması ya? Yarın nişanımız var bizim, evleniyoruz biz. Oo. O zaman benim eski damattan para dilenmem artık yakışık almaz. Müstakbel damadıma söyle, bana iş bulsun. İş ya? Ya ne işi, sen delirdin mi? Yeğenim. Bak senin ağzın fena bozulmuş ha. Sinan oğluma söyle, bana bir iş ayarlasın. Bu nişan... Hadi bozdurtma bana bak. Gider söylerim bak Şahika'ya böyle böyle diye ha. Hadi onu geç. Bu yerin... Damat biliyor mu senin onun eniştesinin eskisi olduğunu? Ne oldu kız, bir nefesin kesildi mi, hık diye kaldı. Bir sustum, bir ne oldu? Atölye ne olacak peki? Atölyeden. Para mı geliyor atölyeden be? Siz de önüme 2 kuruş atıyorsunuz, çekip gidiyorsunuz. Ben Murat'a da ulaşamam, telefonlarıma çıkmıyor. Yok ama ben akıllandım ben. Ben akıllandım, artık hep yakınınızda olacağım. Artık hep beni göreceksin, her an göreceksin ki unutmayasın. Onun için diyorum kocanın yanında bir iş ayarla bana diye. Sen ne iş bilirsin ki, ne iş versin sana Sinan ya? Şoför iş ayarlayın bana. Hem böylelikle sen de benim gözümün önünden ayrılmamış olursun. Amca yeğen ayrı gayrı düşmemiş oluruz. Ha benim güzel yeğenim. Şoförü yok onun. Tamam onu ben olayım işte. Sinan geliyor, kapamam lazım. Bana bak. Bana o şoförlük işini ayarla. Sinan oğlum da sana kaç para veriyorsa yarısını bir kenara ayır. Bundan böyle. Amca yeğen yarı yarıya. Anladın? Aşkım. Canım çantamı alayım, hazırım. Tamam, hazırsan hadi inelim yemeğe. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun. Şey mi oldu? Ha? Yüzün bir düşük. Yok ya, yarın nişan var ya, onun telaşı biraz gerdi herhalde. Tamam aşkım, telaş yapma, hallederiz. Zaten bir yüzük, bir kıyafet. Gerisi ablamda.
Sinan. Hı. Acaba diyorum, sen bir şoför mü tutsan? Nereden çıktı aşkım şimdi? Ben kaza yapmıştım ya. Ondan sonra bende bir araba korkusu oluştu. Hani diyorum, sana yardım etmediği zamanlarda bana gelir. Hı? Aşkım olur da şu telaşı bir halletsek sonra baksak olmaz mı? Aşkım, aslında ben şeyden diyorum. Benim bir arkadaşımın babası var da, zamanında makam şoförlüğü falan da yapmış. Bu ara biraz sıkıntıdalar. Ya ben de biraz yardım etmek istedim. Eğer istersen yarın bir gelsin, 5 dakika gör, olur mu? Tamam, olur. İyi kalpli sevgilim benim, olur. Sabah gelsin, ihtiyacı varsa tanışalım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun, teşekkürler. Sağ ol Ayşıl. Afiyet olsun. Ayşılcığım, çocuklar uyudu. Sen de dinlen istersen. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Ya Neslihan, çocuklar varken konuşamadık da bunlar gerçekten nişanlanacak mı şimdi? Evet. Ya nasıl evet? Hadi Şahika Hanım tamam. Yani Koray'ın lafını dinledi, karşısında durmayalım çocuğun dedi. Ama sen nasıl izin verirsin evlenmelerine? Evlenmeyecekler. Nasıl engel olmayı düşünüyorsun? Engel olmayacağım. Damla Sinan'la evlenmeyecek. Çünkü istediği o değil. Şimdi susarsın tabii. Ya benim şu anda nasıl bir suçum olabilir Neslihan? Suçunun ne olduğu ortada. Cezası da belli. Damla Sinan birlikteliğini izlemek. Damla bizi izleyecek, sen de onları izleyeceksin. Böylece suçlular cezalarını çekmiş olacaklar. Sen bize ceza keserken kardeşine dikkat et de. Sen düşünme onu. Merak etme, ona hiçbir şey olmaz. Alo. Ablacığım, nasılsınız? İyiyiz abla, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor nişan hazırlıkları, heyecanlı mısınız? Ya biz de tam şimdi onu konuşuyorduk. Biraz aceleye mi geldi abla? Hani yüzük, kıyafet, bir şeyler almak lazım. Aa, ben de bunun için aradım aslında. Sesimi dışarı verir misin? Damla da beni duysun. Olur. Ablam seninle konuşmak istiyor. Efendim Neslihan ablacığım. Damla, ben bir organizasyon şirketiyle anlaştım. Catering de olacak. Ama nişan alışverişine çıkmamız lazım. Nişan alışverişi de aileyle olur. Malum biz de bir aileyiz artık. Murat abinle de düşündük. Yarın alışverişe size eşlik edelim diyoruz. Ne dersiniz? Olur, olur. Olur, çok güzel olur. Tamam, ben o zaman yeri ve saati size mesaj atarım. Yarın erkenden görüşürüz. Tamam abla, görüşürüz. Sinancığım. Bir de diyorum ki ben... Madem yarın alışverişe çıkıyoruz, küçük bir kutlama yemeği yapalım aramızda. Erken nişan kutlaması yaparız. Ne dersiniz? Harika fikir. Ne iyi düşünmüşsün. Tamam, görüşürüz canım. Tamam, görüşürüz abla. Ne yapıyorsun ya? İyice Damla'ya benzemeye başladın. Ne yapıyorsun? Senin yüzünden Murat. Siz beni bu hale getirdiniz. Ya ben ne yaptım? Ben mi dedim sana oyunlar yap, planlar yap diye? Ne yapıyorsun Neslihan? Niye yapıyorsun bunları? Çünkü Sinan'ı kullanıp benim evliliğimi yıkamayacağını anlasın diye. Bizi ayıramayacağını görsün. 2 gün sonra biz zorla evlendirsek bile o evlenmeyecek Sinan'la. Merak etme. Aşkım, beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Aşkım, kırar mıyım seni hiç? Sadece geç kalmayayım, ablamlar orada beklemesin yeter. Yok yok, görüşürüz, bir 2 dakikaya çıkarız zaten. Olur. Geldi bile. Hoş geldiniz. Ah.
arkadaşımın babasısın. Bir manyaklık yapma. Hele pendene çok olsun yeğenim. Merhaba, Sinan ben. Merhaba, ben de Niyazi. Memnun oldum. Bir şey içer misiniz Niyazi Bey? Alayım mı kapuşunu? Olur. Pardon. Gel Gizem. Buyurun Şayka Hanım. Ne oldu? Neslihan'la halledebildiniz mi? Evet evet, her şeyi konuştuk. Organizasyon şirketi Neslihan Hanım'ın evine gitti bile. Güzel, aferin. Şimdi gel otur şuraya, sana bir şey söyleyeceğim. Ama öyle Balkan'la konuşmak falan yok. Tabii Şayka Hanım. Sinan'ın evleneceği kız var ya, hani dün buraya şirkete getirmişti. Evet. İşte o kız Damla Dinçer. Damla Dinçer. Hakkında araştırma yaparken amcasının burada çalıştığını öğrenmiştik. Şimdi daha fazla araştırma yapmanı istiyorum. Sizin şüpheleniniz bir şey mi var Şayka Hanım? Şüphe demeyelim de Sinan'ı gerçekten sevip sevmediğine emin olmak istiyorum. Çünkü bu amcasının taşeronluk işi falan biraz midemi bulandırdı. Anladım. Şimdi hem kendisiyle hem amcasıyla ilgili her şeyi araştırmanı istiyorum. Amcasının bu şirkete ilk girdiği ve son çıktığı güne kadar bütün evrakları incele. Bak bakalım başka bir şey bulabilecek miyiz? Tamam Şayka Hanım. Dediğim gibi Niyazi Bey, bir ay deneyelim. Hem ben de böyle şoförle rahat edebilecek miyim bakarız. Tabii ben. Aşkım, böyle arkada trafiksiz rahat rahat oturmak ne güzelmiş. Söyledim sana güzel olacak diye. Hem Niyazi Bey sana da yardımcı olur. Ne demek, başımla beraber. Şişt, yapma. Ya Neslihan, şu anda bunu yaptığımıza inanamıyorum. Gelmemişler henüz. Ben bir arayayım. Geldiler. Niyazi Bey teşekkürler. Siz burada bekleyebilirsiniz. Buyurunuz Damla. Ablacığım. Canım. Nasılsın? İyiyim. Merhaba Murat. Murat abicim. Neslihan ablacığım. Merhaba Damla. Şoförünüz mü var artık? Damla'nın arkadaşının babasıymış. İşe ihtiyacı olunca biz de bir ay deneyelim dedik. Ne kadar hayırlı bir işe vesile olmuşsunuz. Ne tatlı. Öyle oldu. Şimdi daha hayırlı bir işimiz var. Damla, yüzüklerden başlıyoruz öyle değil mi? Başlayalım Esen ablacığım. Başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Hadi. Kim bu adam? Hangi adam? Ya sen beni salak mı zannediyorsun? Damla'yla bakışmalarınızı gördüm. Bu adam kim? Damla'nın amcası. Ne? Allah kahretsin. Nasıl oldu aşkım? Beğendin mi? Bakayım. Çok beğendim. Çok yakıştı aşkım. Neslihan abla nasıl olmuş? Güzel. Bakalım. Bunu nerede?
erkeği de buymuş. Deneyelim. Aşkım bu bir tık sıktı gibi ya. Bana bak. Sıktı mıktı anlamam, takılacak o yüzük. Kimselere kaptırmam seni. Tamam. Benimsin sen. O işler yüzükle olmuyor ama canım. İnsanın içinde olacak. Öyle değil mi Murat? Ne aşkım? Ama korkma. Sinan öyle biri değil. O yapmaz öyle şeyler. Biliyorum. O yüzden onunla evleniyorum. Gelecek mi? Sonra orada burada çıkar mı? Yok aşkım, niye çıkartayım? Bence alışırım. Aslında aşkım, sanki bir yüzük mü bağlayacak insanları birbirine? Yani sen istersen takma. Ama ben yüzüğümü çok beğendim, hep takacağım. Ya alışırım, alışırım. Sen de sevdiğine göre alıyoruz. Alıyoruz. Ver bakalım. Tabii şöyle bunu. Alalım bunları. Aşkım. Efendim? Ben çok acıktım. Acıktın? Kahvaltı edecek vakit bulamadık, acıktım. İyi tamam, şunları halledelim yeriz. Şimdi biz başlangıç olarak dana karpaccio ile Burak'ı alalım. Tabii efendim. Ana yemek ne düşünüyorsunuz? Damla gelsin, öyle karar verelim. Peki. Biz tekrar menü rica ederiz. Buyurun. Efendim Koray ya. Ne arıyorsun sürekli? Açamıyorum diyorum. Neslihan, ben, Sinan'ı karşılıklı el ele evcilik oynuyoruz. Ne evciliği? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya vallahi Murat'ın kendini bana bırakmasına şu kadar kaldı ya, şu kadar kaldı. Ama Neslihan planımızın farkında, sabote etmeye çalışıyor. Sinan'la evlenmeyeceğime emin. Karşıma geçmiş Murat da beni kıskandırmaya çalışıyor. Böyle elini tutmalar, bir şey yapmalar falan. Ya adam acaba senin elini tutmaya meraklı olsa, 2 yıldır benimle işi neydi ya, işi ne? Damla sakin ol. Sakin ol. Neslihan şu anda normal davranıyor. İçgüdüsel olarak bir kadınlık savaşı veriyor. Bana bak Koray. Bizim plan suya düştü düşecek, benden sana söylemesi. Neslihan kendiliğine çeviriyor bu durumu. Sen Murat'a odaklan. Sinan'la senin yakınlaşmana daha fazla dayanamaz. Bütün kozlarını Murat'a elde etmek için oyna. Ya öyle yapıyorum zaten. Neyse şimdi kapatmam lazım. Ben yanlarına gideceğim. Görüşürüz sonra. Rahat mısınız otelde? Rahatız, çok rahatız abla. Zaten ihtiyacımız olan şey bir oda, bir yatak. Tabii canım, yani ne olacak başka? Çocuk da olmayınca. Evet, yani ya biliyorsun ben böyle aile, çocuk, evlilik, bunlar hiçbir zaman yakın olmadım ama artık çok istiyorum abla, baba olmayı. Yani Damla da çok istiyor anne olmayı.
Sinancığım, yani senin zaten bir ailen var. Var ama ben kendi ailem olsun istiyorum. Oğlum ne yapacaksın bu yaşta evlenip? Git gez toz hayatını yaşa ya. Değil mi? Bir tanem. Aşkım. Başlangıçları söyledik ama ana yemek için seni bekledik. Sen isteseydin ben sen ne istersen yerim. Pardon. Menüyü getirir misin? Ana yemeğe bakalım tekrar. Ya siz çocukları falan alacaksanız biz tutmayalım sizi. Şükrü abi alacak. Malum nişanımız var. Aşkım, biz de hazır çocuklar yokken şöyle beraber vakit mi geçirsek? Abla ben yokken bu bir ayda ne kadar güzel olmuşsunuz. Siz gerçekten düzelttiniz mi arayı ya? Pardon yani böyle bir anda pat diye sordum da. Sor tabii canım, ne olacak? Sen de aileden sayılırsın artık. Hı? Murat'la saçma bir meseleyi fazla uzattığımıza karar verdik. O kadar saçma sapanmış ki hemen çözdük. Çok sevindim sizin adınıza. Benim kadar sevinemezsin. Siz daha çok gençsiniz. Benden size bir abla tavsiyesi. Evlilik uzun bir yolculuk. Bu yolculukta da bazı şeyler değişiyor. Zevkler, huylar, alışkanlıklar. Bu değişim de hataya yol açabiliyor. Olgunluk ise bu yolculukta insanın hata yapabileceğini kabul etmekle başlıyor. Ama en önemlisi hataları sonucunda aldığı kararlar. Yaptığı seçimler. Karar verdiniz mi efendim? Biz kararımızı verdik. Antrikot alacağım. Tabii ki. Şöyle alayım. Ben de bonfile alayım. Ama mantar sosu olmasın. Sen? Ben de aynısını. İki oldu. Vallahi sorma, hiç pazarlık bile yapmadı. Yani Damla söylemiş, istediğim rakamı hemen tamam dedi. Valla kız başladım işe. Koca şu anda görevde. Oh Allah'ıma bin şükür. Ne dua ettim biliyor musun? Maaşlı bir işin olsun diye. Oh çok şükür. Ya maaşına ya. Sinan oğlumuz Damla'ya ne verirse yarısını bana verecek diyorum sana ya. Zaten gözümün önünde artık. Para falan da saklayamaz benden. Neyse neyse kapat şimdi. Geliyor benimkiler. Tamam. Tamam. Tamam abla, orada görüşürüz o zaman. Biz çıkıyoruz. Tamam canım. Buyurun Damla Hanım. Anladım. Anladım. Ben seni sonra ararım. Ararım ben seni. Tamam. Bir şey mi buldun? Şahika Hanım, ne bulursan vakit kaybetme getir dediğiniz için size iletmek istedim. O Necati Dinçer, Damla Hanım'ın amcası.
Bildiğiniz gibi kendisine 2 senedir iş verilmiyormuş. Evet, biliyoruz. Ben de güvenlik birimlerine bir sorgulatayım, şirkete gelmiş mi dedim. Dün buradaymış. Dün mü? Evet Şahik Hanım. Ve aşağı yukarı Damla Hanım'ın burada olduğu saatlerde. Yeğeniyle beraber demek ki. Sen şu adamın telefonunu bul bakayım bana. Dosyada gördüğünüz herkesin iletişim numarasını denedim ama adamın numarasını bulamadım bir türlü. Adamın adı soyadı elinde. Ne yap yap bul şu telefonu. Bu kadar hatırımızı sayan dostlarımız var. Tamam Şahik Hanım, araştıracağım. Bir de buna bak istersen. Çok zarif. Efendim Balkan? Gönder. Aşkım ben bir telefondayım. Alo. Alo Harun Bey. Evet benim. Merhaba. Ben Murat. Kızınız Neslihan'ın kocasıyım. Neslihan iyi mi? Sinan'a bir şey mi oldu? Hayır ama Sinan'a olacak. Ne demek Sinan'a olacak? Sinan, Şahika Hanım'ın öz oğlu olmadığını öğrendi. Yani metresinizin oğlu olduğunu. Sırf annesiyle ablasına inat olsun diye 5 para etmez bir kadınla evlenecek. Bugün bizim evde nişan var. Eğer ona bir kez olsun babalık yapmak istiyorsanız... Gelin ve hayatın mahvetmesini engelleyin. Nişan kaçta? Bu öğleden sonra. Oğlunuzun sırf sizden nefret ettiği için hayatını karartmasına izin vermeyin. Ben hazırım ama elbisemin arkasını bağlamam lazım. Ben yardımcı olayım. Hayır. Ben Neslihan ablamı isterim. Seve seve. Sana da zahmet oldu Neslihan ablacığım. Yavaş. Ne oldu? Canım acıdı. Kurduğun boynun içinde. İşte böyle sıkışık kalacaksın. Nefes bile alamayacaksın. Gelin hanım hazır. Aşkım, çok güzel olmuşsun. Güzel oldu da elbise üstüne tam otursun diye ipleri biraz fazla sıktık. Yazık, kızcağız nefes alamadı. Kıyafetimi Neslihan abla giydirdi. Çıkarmama da sen yardım edersin. Bu işi de hallettiğimize göre geriye nişanda eğlenmek kalıyor. Değil mi Murat? Evet aşkım. Bence de çok eğleneceğiz. Afiyet olsun.
şey ihtiyacınız var mı? Yolunda mı her şey? Teşekkür ederim. Çok güzel. Hoş geldiniz Şaykan. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Merhaba Neslihan Hanım. Ben bir organizasyona bakayım. Yolunda mı her şey? İyi. Bir derdimiz yok şimdilik. Nasıl bir derdimiz yok Neslihan? Oğlumu bir varoşla nişanlıyorum. Bundan büyük dert mi olur? Merak etme. Sinan'ı kurtaracağız biz o kızdan. Koray'ın dediklerini yapınca en kısa sürede bitecek bu iş. İnşallah söylediğin gibi olur. Ne demişler? Gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Ben bir çocuklara bakayım o zaman. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Misafirin olduğunu bilmiyordum. Merhabalar. Memnun oldum. Ne oldu ya? Ben bu kadına Damla'nın sevgilisiyim dedim. Tanıyacak beni şimdi. Namaz benden hatırlayacak. Baksana dik dik bakıyor. Şöyle geçelim. Tamam bakma sen de o tarafa doğru. Aşkım. Hazır mısın? Hazırım. Niyazi Bey. Sinanlar geldi herhalde. Dakika bir, gol bir. Çocuğu da kendine benzetti. Ay, kornalar falan çalma. Git kızım karşıla şunları. Tamam, tamam sen sakin ol. Murat. Niyazi Bey, gerek yok. Aşkım tamam, sorun değil. Ben de şimdiden tebrik ederim Sinan Bey. Allah devamını erdirsin. Teşekkürler Niyazi Bey. Canım, hoş geldiniz. Ablacığım. Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Sen de çok şıksın. Ben nasıl olmuşum Neslihan ablacığım? Damlacığım ben seni gördüm ya. Hatta ellerimle giydirdim elbiseni. Müzik başladı. Aşkım. Hadi bakalım. Manyak mısın sen? Ama hiç yakışıyor mu böyle nezik bir ortamda manyak manyak? Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Dolayısıyla öyle manyaklık bir durum yok yani Murat Bey. Ne oldu Murat Bey mi olduk şimdi? Tabii haliyle. Benim sevgili yeğenim kime nişanlım derse o bana damat oluyor otomatikmen. Sen görürsün birazdan nişanlıyı damadı. Bir dur bir. Bir şey diyeceğim bak eski damat. Bir dur. Damat. Ulan olacak işi bozacak mı bu herif ne yapacak? Hey Allah'ım ya. Thank you.
Hoş geldin. Hoş buldum. İyi misin? İyiyim. Nasılsınız Şahikan? İyiyim. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk. Adam benim elimde kalacak, haberin olsun. Kendine gel Murat, saçmalama istersen. Bir rezaletini daha kaldıramayacağım. O zaman Koray Bey'ine söyle. Bak sana düzgün davransın, sen de mesafe koy arana. Beni kendinde karıştırma istersen. Ya Neslihan bak ben onu söylemeye çalışmıyorum, anladın mı? Ama bakışlarını görmüyor musun adamın sana? Görmüyorum Murat. Görseydim senin Damla'ya olan bakışlarını görürdüm. Nerede kaldı bu adam ya? Oğlum, tebrik ederim. Anneciğim. Tebrik ederim size. Teşekkürler. Sinancığım, annemle diyoruz ki hava kararına kadar kokteyl devam etsin, sonra da yüzükleri takalım. Tabii sizin için de uygunsa. Uygun? Bu arada da herkes gelmiş olur. Yemek düzeniyle ilgili sizlere bir şey sormamız lazım. Gidelim mi o tarafa? Ben bir arkadaşlarıma merhaba diyeyim. Murat abiciğim, eğleniyor musun? Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun Damla. Oynamıyorum ben. Hayatımı yaşıyorum. Sinan'la tekrar yaşamayı öğrendim. Aha, aşırı ikna oldum şu anda. Hani? Şu arkada 2 dakika konuşalım mı seninle Damla? Aa, ya ben artık evli barklı kadın sayılırım. Seninle köşe kapmaca mı oynayacağım? Damla yürü. Sen ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Hadi ne söyleyeceksen çabuk söyle. Kızım, amcanı işe aldırmak nedir? Sana ne ya? Kocamın şoförü o, bizi ilgilendirir. Ne demek bizi ilgilendirir? Şahika'nın amcanın kim olduğunu öğrenmesi kaç dakika sürer biliyor musun? Senin bu saçma sapan oyunun da patlar, ben de biterim anladın mı? Amcanı buradan göndereceksin. Şahika bana hiçbir şey yapamaz. Sinan bana deliler gibi aşık. Sen kendi derdine ya. Damla, çok tehlikeli diyorum sana tamam mı? İkimiz de yanarız. Ben zaten yanıyorum. Sinan için ya. Her şeyi konuştuysak ben gidiyorum. Nereye anne? Kendimi iyi hissetmiyorum. Elimi yüzümü yıkayacağım. Anne ben de geleyim mi? Tansiyonum mu çıktı yine? Yok kızım sıcaktandır herhalde. Bir elimi yüzümü yıkayayım kendime gelirim ben. Bak Dilal Tapın'ı almayı unutma. İhmal etme anne. Annem hala kabullenemedi abla. Yani anne o. Senin de çocukların olunca ileride onun şu anda ne hissettiğini daha iyi anlayacaksın. Ne olur kızma ona. O senin mutsuz olmandan endişe ediyor. Abla ben gerçekten çok mutluyum. Ya hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum gerçekten. Sen hep mutlu ol. En çok sen hak ediyorsun mutlu olmayı. Sen de. Ben artık hak etmiyorum. Ya söyleme öyle bak. Murat da her şey düzeliyor gibi. Abla her şey eskisi gibi olacak. Merak etme.
Ama ben eski ben olmayacağım artık. Tabii ben sana ne diyorum ya? Görürsün nişan nişan diye döndü arkası sinir içinde yürüdü gitti. Ay çünkü ben bunun arkasından da böyle bir damat mamat falan dedim. Hiç dönüp arkasına bakmadı. O Necati Dinçer Damla Hanım'ın amcası. Ben de güvenlik birimlerine bir sorgulatayım şirkete gelmiş mi dedim. Dün buradaymış. Damla'nın amcası. Allah, bak sen beni çok hafife alıyorsun. Bizim de elimiz armut toplamıyor. Ne yapabilirsin? Sen bana ne yapabilirsin? Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Sen bana bir şey yaparsan sen de bitersin. Bak, bu evlilik olmayacak. Anladın mı beni? Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu nişan olmayacak. Bu kadar mı kıskanıyorsun beni ya? Rüyalarına girecek kadar bir başkasının bana dokunması bu kadar mı delirtiyor seni? Abla kardeş sonra dertleşiriz. Şimdi misafirlerine ilgilen. Tamam ablacığım. Damla nerede? Murat da yok. Sinan. Anne. Anne. Oğlum sana bir şey söylemem lazım. Söyle anne. Anne iyi misin? O adam. Hangi adam? Hangi adam? Anne iyi misin? Bir şey söyle. O adam. Şahika. Misiniz, acil. Kaldırın sudan. Anne. Hanım. Anne iyi misin? Anne ne oluyor bir şey söyle. Ambulans. Ambulans arayın. Ben ambulansı Şahika. Aradım. Sakin ol. Koray'ı aradım ben. Aradım. Şahika. Abla bir dakika. Şahika Hanım. Şahika. Abla nefes almıyor. Anne. Abla. Şahika Hanım. Şahika Hanım. Anne iyi misin? Anne ne oluyor bir şey söyle. Anne. Bakın. Şahika Hanım.